Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anka. Bugün size trap beat nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunu Mahogi'nin Kaçmak Lazım parçasındaki gibi reverse piyano kullanarak yapacağız. Önce orijinal parçaya bakalım nasıl bir şeymiş. Bu şekilde ilerliyor. Telif yemek istemediğim için kısa kestim. Önce bir plugin açalım. Şimdi burada kullanabileceğimiz serum var. Vipes Avenger var. Electrax var. Ben Electrax'ı tercih edeceğim. Sebebini daha sonra açıklarım. Ama trap beat yaparken cidden çok işe yarayan bir plugin. İçinde bir sürü preset var. Kendi startında yani stock halinde. Onun dışında fazladan da alabiliyorsunuz veya free indirebiliyorsunuz. Bende free bank bir sürü var. Örnek veriyorum. Bir tane açalım. Bu çok pek hoş gibi değil gibi. Ben bir de VPS Avenger'a bakalım. VPS Avenger Mahmut Orhan'ın kullandığı bir plugin. İçinde fil parçasındaki piyano var. Pek uyumlu olacağını zannetmiyorum ama bir onunla başlayalım. Gayet güzel bir piyanodur kendisi. Gayet güzel olabilir aslında, okey, melodimiz hazır. Şimdi parçanın girişinde iki tane reverse kullanmışlardı. Biz o yüzden bunu bu şekilde kaydediyoruz. Neydi? Gitar. Şöyle bir gitar diye kaydediyoruz. Evet, bu. Bunu klonluyoruz. Sebebine birazdan geleceğim. Reverse diyoruz. Bu şekilde ters çevirmiş olduk. Tıpkı Mahoji'nin Kaçmak Lazım parçasındaki gibi oldu. Şimdi normalde bir loop daha döndürebiliriz bu şekilde. Böyle bir daha gelebilir ama gerek duymuyorum. Bu sefer yine reverse diyoruz. Ama bunun bir farkı olacak. Tekrar düzeltmem gerek. Şimdi gayet güzel. Burada şöyle bir şey yapacağız. İlk başta kalın giriyordu. Daha kalın. Bu kadar kalın olmasa kendisi gayet güzel. Şöyle girsin. Tamam. Kalından ince doğruydu. Şimdi
Hi-hat'le başlıyor burada. Hi-hat yazacağız. Şimdi dramların girmesi lazım. Dram yazacağız. Başta kliple başlayalım mı? Gayet basit. Ctrl B ile kopyalıyoruz seçtikten sonra. Şimdi olay şurada kopuyor. Seçtiğimizi şu şekilde sonraki loop'un başına alacağız. Şu şekilde tempoda kayma olmayacak. Şimdi tekrar bu sefer hepsini seçiyorum. Ctrl B diyorum. Yine oturtuyorum. Pek oturmadı. Uzaktan yine tekrar yakınlaştırmam lazım. Bu kısımda biraz uğraştıracak. Ama çok değil. Şimdi burada overdrive basın girmesi lazım. Hemen overdrive bir bas yapalım. Ama önce key'imizin ne olduğuna bakmamız lazım. Neydi? Okey. Yine bir pattern açıyoruz. Ben yani normalde sample kullanırlar. Ben sample kullanmıyorum bas yazarken. Fruity'nin Flex diye bir plugin'i var. İçerisinde gayet güzel 808'ler var. Onları kullanabilirsiniz. Ben en sevdiğim 808 Sign Clean'i kullanacağım. Çünkü yani çok benim hoşuma gidiyor. Ve overdrive'a gayet de yakışıyor. Ve size birazdan slice yapmanın en basit yolunu da göstereceğim. Şimdi bu yazdığımız bası bir track atalım. Şöyle 5 diye atalım mesela. Şimdi mix kanalını açtık. Attığımız track'i açtık. Orada kullanabileceğimiz distortion kısmında bir sürü seçeneğimiz var. Ben Festis kullanacağım. Festis'in overdrive seçeneğini. Bu şekilde böyle bir bas elde etmiş oluyoruz. Ama çok doygun, çok hani fazla taşaklı bir bas oldu. Evet. Şimdi yazdığımız bası pattern 4 yani. Kicklere göre yazıyoruz. Her kickin başında ve sonuna bir tane gelecek şekilde. Şu şekilde. Gayet güzel oldu. Şimdi slice yapmayı göstereceğim. En basit yolu şu. Yazdığımız bası.
yani pattern 4'ü. Sağ tıklayıp klonluyoruz. Ve bir oktav yukarı taşıyoruz. Ardından bu şekilde kesiyoruz ve normalde kullandığımız basın tam önüne koyuyoruz. Bu şekilde bas bir oktav yukarıdan tekrar aşağıya gelecek. Yani şöyle olacak. Evet, bu video bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. John Boy Walker tarzı beat bayağı izlenmişti. Bunun da umarım bir 5000 görüntülenmesi olur. Eğer olursa devamı gelecek. Devamında bu tarz beatlerin mix mastering'ini nasıl yapıldığını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sağlıkla kalın. İyi günler.